Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit kronometre dil bilgisi soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere yazım kuralları ile ilgili ikinci testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Taksim Meydanı'nda gösteri yapılmasının yasak olduğu ifade edildi. Taksim Meydanı bakın doğru yazılmış. Diğer sözcüklerin de doğru yazıldığını görüyoruz. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Buraya geldik geleli Halide Edip Sokağı'nda oturuyoruz ifadesinde. Halide Edip Sokağı da doğru yazılmış. Diğer sözcükler de doğru yazılmış. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Memleketimdeki Gazi Caddesi'nde yürümeyi çok özlemişim. Gazi Caddesi bakın doğru yazılmış. Diğer sözcükler de doğru. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda bugün bir hareketlilik vardı cümlesinde. Yine Gazi Mustafa Kemal Bulvarı doğru yazılmış. Diğer sözcükler de doğru yazıldığı için D seçeneğini denemiş oluruz. Memlekete giderken Sivas'ın Gürün ilçesinde mola veririz cümlesinde ilçe kelimesi yanlış yazılmış. İl, ilçe, köy, kasaba gibi sözcükler küçük harfle yazılır. O yüzden bunun yazımı yanlıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. İkinci soru, cümlelerin hangisinde yön adlarının yazımı ile ilgili bir yanlışlık vardır? Bozcaada'nın güneydoğusunda bir fener yer alır, dursun. Türkiye'nin kuzeydoğusu genellikle yağışlıdır. Bu doğrudur, bunu elemiş oluruz. Ülkemizin Doğu Anadolu bölgesi çok dağlıktır. Bakın Doğu Anadolu bölgesi demiş. Yazımı doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Asya'nın güneyinde muson iklimi etkilidir. Bunun da yazımı doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Kırklareli, Batı Trakya'da yer alan bir ilimizdir. Trakya kelimesinden önce geldiği için bunun da yazımı doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Bozcaada'nın güneydoğusu demiş. Bakın özel isimden sonra gelen yön adları küçük harfle başlar. Burada büyük harfle başladığı için arkadaşlar bunun yazımı yanlıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Üçüncü soru, cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık vardır? Mehmet bugün babasıyla Telli Baba'ya gitmiş. Telli Baba doğru yazılmıştır. Bunu elemiş oluruz. Güneydoğu Anadolu tarım konusunda çok gelişti. Bunun da yazımı doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Dedesi Türk halk müziğini dinlemeyi çok sever. Bakın bunun da yazımı doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Bilge Kağan anıtında söylev türünün özellikleri vardır. Dursun. Namık Kemal'in Vatan yahut Silistre piyesini okudum cümlesinde bunun da yazımı doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Şimdi Bilge Kağan anıtında söylev türünün özellikleri vardır cümlesinde Bilge Kağan anıtı özeldir arkadaşlar. Dolayısıyla A küçük değil, büyük yazılmalı anıt kelimesi. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Dördüncü soru, cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yoktur demiş. Turgutlu ilçesinde yine bir kaza meydana geldi. Bakın il, ilçe, köy, kasaba küçük yazılır demiştik. Burada büyük yazılmış. Bundan dolayı yazım yanlışı vardır. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. TDK'nin Türk Dil Dergisi'ni her ay alırdım. Arkadaşlar dergi küçük yazılır. O yüzden burada da yazım yanlışı vardır. Bunu denemiş olduk. Anneler gününde hediye konusunda kararsız kalmış. Dursun. Yazarın Batı medeniyeti konusundaki fikirlerini benimsemedim cümlesinde ise medeniyetin M'si arkadaşlar küçük olacak. Burada da yazım yanlışı vardır. Bunu denemiş olduk. Sanatçı sürekli dünyanın değiştiğinden yakınıyor. Dünya kelimesi coğrafi bir terim olarak kullanılmamış burada. O yüzden bu da küçük yazılmalıydı. Ondan dolayı biz E seçeneğini denemiş oluruz. Arkadaşlar, anneler gününde hediye konusunda kararsız kalmış cümlesinde anneler günü özel bir gün. Dolayısıyla büyük harflerin yazımı doğrudur. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Beşinci soru, buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Türkçe'de
Özel isme bağlı saygı sözcükleri, ünvanlar ve takma adlar büyük harfle başlar. Komşusu Doktor Ali Bey geçen hafta taşınmış. Doktorun D'si ve Bey'in B'si büyük harfle başlar. Bu doğrudur, bunu elemiş oluruz. Rıza Usta birçok kişiyi yetiştirip usta yapmış. Rıza Usta'nın ünvanı olduğu için usta sözcüğü, bu da büyük harfle başlamıştır. Bu da doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Ayşe teyzenin öğretmen oğlu Yusuf bize uğradı, dursun. Avukat Ayşe Hanım yeni yasa değişikliğini açıkladı. Bakın, avukatın A'sı ve hanımın H'si ünvanlarıdır. O yüzden bunlar da büyük harfle başlamıştır. Bu da doğrudur, bunu da elemiş olduk. Maraş'ın savunmasında sütçü imam büyük rol oynadı ifadesinde ise sütçü imam yine lakabıdır. Dolayısıyla arkadaşlar bunlar da büyük harfle başlar. O yüzden bu da doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Fakat Ayşe teyzenin öğretmen oğlu Yusuf derken öğretmenin Ö'sü arkadaşlar küçük harfle yazılmalıydı. Öğretmen Yusuf dememiş, öğretmen oğlu Yusuf demiş. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Altıncı soru, altı çizili sözlerin hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır? Vatan yahut Silistre, dursun. Felatun Bey ile Rakım Efendi, doğru yazılmıştır. Bunu elemiş oluruz. Turfanda mı yoksa Turfa mı? Bu da doğru yazılmıştır. O yüzden bunu da elemiş oluruz. İshak Paşa Sarayı, bakın sarayın S'si büyük yazılır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Suç ve Ceza romanı demiş. Arkadaşlar bu da doğru yazılmıştır. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Şimdi Vatan yahut Silistre kitabın adı. Kitabın adının ilk sözcükleri büyük, sonralar ise arkadaşlar küçük harfle yazılmış. Dolayısıyla yahut bağlacının da burada büyük harfle değil, küçük harfle başlaması lazımdı. Yahut şeklinde. O yüzden burada böyle bir yazım yanlışının olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Yedinci soru, buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Özel adla kullanılmayan ünvanlar özel adın yerini tutuyorsa büyük, tutmuyorsa küçük harfle başlar. Türkiye'de Cumhurbaşkanını artık halk seçiyor. Bakın, normalde özel adın yerini tutmamış. O yüzden küçük harfle başlamış. Kullanımı doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Ülkemizde valinin görevleri üst düzeydedir. Yine arkadaşlar vali derken dikkat edecek olursanız özel ismin yerini tutmamış. Bunun da yazımı doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Bakanlık vali olmanın şartlarını yeniden düzenledi. Dursun. İlçede birçok kişi Cumhurbaşkanını dinlemek için gelmişti. Bakın, Cumhurbaşkanının adının yerine kullanılıyor arkadaşlar. Özel adının yerine kullanılmış. O yüzden büyük harfle başlamıştır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Akşamki yemeğe 3 bakan ve 10 milletvekili katıldı. Yine arkadaşlar burada da sözcüklerin özel ismin yerini tutmadığını görüyoruz. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Bakanlık vali olmanın şartlarını yeniden düzenledi cümlesinde ise bakın burada vali kelimesi özel ismin yerini tutmamış. O yüzden büyük harfle değil küçük harfle yazılması gerekiyordu. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 8. soru, bu cümlede numaralanmış yerlerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır? 1999 yılının 17 Haziran günü. Arkadaşlar bakın burada herhangi bir yazım yanlışı yok. Haziran'ın H'si büyük olmalı çünkü bir tarihe bağlanmış. O yüzden 2'yi elemiş oluruz. Marmara bölgesi derken yine özel isim büyük harfle başlaması lazım. Geleneklerin de çekim ekiyle ayrılması doğrudur. O yüzden bunu da elemiş oluruz. 7,4 şiddetindeki derken bunun yazımı da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Pek çok insan, bu da doğru yazılmıştır. O yüzden bunu da elemiş oluruz. 1999'un olacak arkadaşlar. Bakın burada yılının demesine gerek yok. Virgül atıp 1999'un 17 Haziran günü olacak.
Bundan dolayı burada yazım yanlışı yapılmıştır. O yüzden doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. 9. soru, bu cümlede numaralanmış bölümlerden hangisinin yazımı yanlıştır? Nizip ilçesi dursun. Belkıs köyü, bakın köyün K'si küçük yazılır. Bu doğrudur, bunu elemiş oluruz. 2007'den demiş, benzeşme yok arkadaşlar. O yüzden bunun da yazımı doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Muzalar evi derken, bakın burada da herhangi bir yazım yanlışı yok. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Mozaik derken bu şekilde yazılır. Bunun da yazımı yanlış değildir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Fakat Nizip ilçesi derken ilçenin i'si arkadaşlar büyük yazılmaz, küçük yazılır. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 10. soru, cümlelerin hangisinde yer yön adlarının yazımı ile ilgili yanlışlık vardır. Çin'in Doğu Türkistan'da yaptığı katliamlara dur demeliyiz. Bakın Doğu sözcüğü özel isimden önce geldiği için büyük harfle başlar. O yüzden bunun yazımı doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Develerle Güney Arabistan'da yolculuk etmeyi düşünüyoruz. Yine Güney sözcüğü özel isimden önce geldiği için bunun da yazımı doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Yazın Kuzeydoğu Anadolu tarafları çok yağış alır. Dursun. Türkiye'nin kuzeybatısı deprem açısından risk taşıyor. Özel isimden sonra geldiği için küçük harfle başlar. Ara yönler bitişik yazılır. O yüzden bu da doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Ankara İç Anadolu bölgesinin en önemli şehridir. Bunun da yazımı doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Fakat burada Kuzeydoğu sözcüğü arkadaşlar bitişik yazılmalıydı. Ayrı yazılmış. O yüzden bu yanlıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 11. soru, cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Kurban Bayramı'nda memleketine gitmeyi düşünüyordu. Bakın, burada bir yazım yanlışı yok. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Bu yılda Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Babalar Günü'ne özel kampanyayı kaçırmak istemiyordu. Babalar Günü herkesçe kabul edilen özel bir gün. O yüzden gün kelimesi büyük harfle yazılır. Bundan dolayı bunun yazımı da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Kardeşine güzel bir doğum günü hediyesi almıştı ifadesinde doğum günü küçük harflerle yazılır. O yüzden bunun yazımı yanlıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Geceleyin küçük ayı ve büyük ayıyı teleskopla izledi cümlesinde küçük ayı ve büyük ayı büyük harfle yazılır. E seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. 12. soru, cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır? Medeni kanundaki bazı maddeler hakkında bize bilgi verdi. Bakın arkadaşlar burada herhangi bir yazım yanlışı yok. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Antik çağdan kalan ürünlerin sergilendiği müzeyi gezdik. Antik çağda doğru yazılmıştır. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Akşamki yemekte klasik Türk müziğinden parçalar dinletildi. Dursun. İnsanlar Don Kişotluk yapan insanlardan pek hoşlanmazlar. Bakın burada da bir yazım yanlışı yok. Büyük harflerle ilgili. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Ruşen Eşref'in Diyorlar Ki adlı eserinde yaptığı mülakatlar yer alır. Burada da herhangi bir yazım yanlışı yok. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Fakat akşamki yemekte klasik Türk müziğinden parçalar dinletildi ifadesinde. Arkadaşlar bakın klasik sözcüğü küçük harfle başlamalıydı. Bu şekilde yazılacaktı. Yine müzik kelimesi ise küçük harfle yazılacaktı. Dönem bildirmediği için bunlar küçük harfle başlar. O yüzden burada yazım yanlışı vardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 13. soru, cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır? Ahmet Kutsi Tecer'in şiirlerinde halk şiirinin etkisi vardır, dursun. Son günlerde kurum yaptığı sansürler nedeniyle eleştirildi. Kurum kısaltma yaptığında büyük harfle yazılır arkadaşlar.
Doğrudur, bunu elemiş oluruz. Boğazdan denizin güzelliğini seyretmeyi çok sevdiğini söylerdi. Bakın, hem cümlenin başı olması itibariyle hem de İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazlarından herhangi birini kastetmiş. Burada da kısaltma var. Bu da büyük harfle başlar. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Taksim Meydanı'nda olay çıkmaması için önlemler alındı. Taksim Meydanı özel isimdir. Bunun da yazımı doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Elazığ'ın bir ilçesi Murat Nehri'nin kıyısındadır. Murat Nehri de arkadaşlar özel isimdir. Dolayısıyla buradaki yazım da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Fakat Ahmet Kutsi Tecer'in şiirlerinde halk şiirinin etkisi vardır ifadesinde halk şiiri dönem bildirmemiş. O yüzden sözcüklerin ilk harflerinin küçük olması gerekiyor. Burada büyük harfle yazıldığı için yazım yanlışı vardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geçiyoruz. 14. soruya. Cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur demiş bu sefer. Yahya Kemal'in Sessiz Gemi şiirini çok sevdiğini söylerdi. Bakın, kitabın adı Sessiz Gemi'dir. Şiir burada arkadaşlar özel isim değildir. O yüzden büyük harfle başlamaz. Bundan dolayı bunun yazımı yanlıştır. Bunun için biz A seçeneğini elemiş oluruz. Bir bilim adamının romanı Oğuz Atay'ın biyografik romanıdır. Eserin adı Bir Bilim Adamının Romanı. Dolayısıyla küçük harfle yazılmaz. Büyük harfle yazılmalıydı eserin adı olduğu için. Bu da yanlıştır. Bunu da elemiş oluruz. Ahmet Mithat'ın Dünyaya İkinci Geliş yahut Sır İçinde Esrar romanını okudum cümlesinde bakın burada eser adının arasına gelen yahut bağlacındaki Y'nin küçük olması lazım arkadaşlar. Bu şekilde yazılması gerekiyor. Çünkü eser adının ilk harfleri büyük, sonrakiler küçük olduğu için aradaki bağlacında küçük yazılması gerekir. Burada da bir yazım yanlışı vardır. Bunu denemiş oldum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı değişiklikleri ele aldılar ifadesinde ise Milli Eğitim Bakanlığı kurumdur. Kurumlara gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. Burada ayırdığı için yazım yanlışı yapmış. O yüzden D seçeneğini denemiş oluruz. Birçoğunun yaptıkları yönetmeliğin 7. maddesine aykırıydı cümlesinde herhangi bir yazım yanlışı yoktur. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.